Webtekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Tekno'nun iki yeni cihazı var. Tasarımı ve fiyatlarıyla ülkemizde ses getirmesi beklenen Tekno POVA 5 ve Tekno POVA 5 Pro 5G'yi konuk ediyoruz. Telefonların yenilikçi tasarımı, fiyatı, performansı gibi parametreleri hep birlikte düşündüğümüzde iddialı olduklarını söylemek gerekiyor. Bu iki telefona bakmadan önce size Tekno ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 2006 yılında kuruldu Tekno, günümüzde de 70'ten fazla ülkede satış çalışmalarını aktif şekilde sürdürüyor. Son yıllarda da ülkemizde de adından söz ettirmeye başladı. Hem uygun fiyatlı ürünleri hem de yerli üretim ürünleri sunmak gibi konularda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. POVA 5 ve POVA 5 Pro 5G'de bu çizgide ve 2024 yılında adını sıklıkla duyacağımız iki telefon. Ancak bunun başka bir sebebi daha var. Fiyatların güncel asgari ücretin altında kalması. Detaylı incelemeye geçmeden önce bir bilgi daha aktarmak istiyorum size. Biliyorsunuz onlarca farklı telefon üreticisi var arkadaşlar, ancak çoğunun sadece tasarımlarına bakarak hangi markaya ait olduğunu bile anlamak maalesef mümkün değil. Ancak Tekno'nun telefonları için bu durum geçerli değil. Çünkü firma hemen her telefonda gördüğünüz benzer tasarım çizgilerinin dışına çıkan bir anlayışa sahip. POVA 5 ve POVA 5 Pro 5G için de bu durum geçerli. Çok enteresan ve alışık olmadığımız formda bizi karşılıyor bu telefonlar. Ayrıca kutuları üzerinde popüler mobil oyunlardan Garena Free Fire temasının işlendiğini görüyoruz. Bu işbirliğiyle birlikte sınırlı sayıda olan bu üçgen kutuların içerisinde yine sınırlı sayıda olan bir kod da çıkıyor. Bu kodu Free Fire oyununu açarak içerisinde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca her iki telefonda da bu oyuna uygun temalarda duvar kağıtlarını da görüyoruz. Ayrıca yine Tekno'nun verdiği bilgiye göre bu telefonların işlemcileri Free Fire'a özel olarak optimize edilmiş durumda. Tekno'nun POVA 5 serisinin kendine özgü tasarımı da bu noktada telefona daha olumlu bir gözle bakmamı sağladı diyebilirim. Zaten yanında da görüyorsunuz, hoş, şık ve diğer telefonlardan ayırt edilebilecek tasarımları var. Bilmeyenleriniz vardır, POVA serisi aslında Tekno'nun böyle güçlü batarya ve performans elementleriyle oyuna özel üretilmiş telefonlarını içeren bir seri. Yine bu iddiaları birleştirerek iyi telefonlar çıkardığını söyleyebiliriz POVA serisini. Detaylara POVA 5 ile başlayalım. Elime aldığımda son derece kaliteli hissettirdiğini söylemem gerekiyor. Telefonun arkasında keskin hatlarla ayrılmış şekiller bulunuyor. Bu sportif bir görünüm kazandırmış bence. Kamera yerleşimi de bu kurulumu uyumlu hale getirerek güzel bir uyum elde edilmiş. POVA 5 fırtına mavisi, kehribar sarısı ve meka siyahı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Bizim elimizdeki kehribar sarısı yani böyle keskin, kibar ve son derece güzel durduğunu söyleyebilirim. Telefonun ön kısmında ise küçük nokta bir çentikli kameranın gömüldüğü ekran yer alıyor. Şimdi gelin POVA 5'in abisi POVA 5 Pro 5G'nin tasarımına geçelim. POVA 5 Pro 5G'ye baktığımızda ve elimize alıp incelediğimizde bu telefonun oyun oynamak için üretildiği hissini verdiğini söylemem lazım size. Görünüşü itibariyle POVA 5'e benzese de farklı bir tasarıma sahip. Arkasında şerit ledler bulunuyor ki bu görünürdeki en önemli farkı arkadaşlar. Bu şerit ledler sayesinde çok daha sportif bir görünüme sahip olmuş diyebilirim. Üstelik bu ledlerin ışıklarını istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani bu oyuncu bilgisayarlarındaki RGB ışıklar gibi. POVA 5 Pro 5G'de fantastik gümüş ve kara illüzyon olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Elimizdeki cihazın rengi de fantastik gümüş arkadaşlar. Şimdi gelin telefonların kamera özelliklerine bir bakalım. POVA 5'in arka kamerasına baktığımızda 50 megapiksel ana kameranın yanında bir de yapay zeka kamerası yer aldığını görüyoruz. Günümüzdeki telefonlara kıyasla biraz sönük kalmış olabilir bu kamera kurulumu, ancak kameranın f1.6 diyafram aralığına sahip olması ve 1/2.7 inç sensör boyutu sayesinde hiç de fena olmayan çekimler yaptığını görüyoruz. Yaptığımız incelemelerde dış ortamdaki çekimlerde tatmin edici sonuçlar sunduğunu da gördük. Elbette bunu söylerken bu telefonların uygun fiyatını göz önünde almak, yani sınıfına göre kıyaslamak gerekiyor. Bu sebeple her alanda böyle çok iyi performans beklemek yanlış olur arkadaşlar. Zaten Tekno POVA 5 de karanlık ortamlarda bir miktar kumlanma yaşıyor ki bu da son derece normal. POVA 5'in video çekim performansına baktığımızda bizleri 30 FPS'te 2K video çekimleri karşılıyor. Yoğun ışık bulunan gündüz çekimlerinde son derece yeterli bir performans bu. İstikrarlı bir sarsıntı önleyici sistemle birlikte geliyor. Bu dokunuşun kamera kalitesinde özellikle videolarda büyük bir sıçrama yaşattığını söylemem mümkün. Sesimi şu an Tekno POVA 5 Pro 5G'nin arka kamerasından duyuyorsunuz ve görüntümü de oradan izliyorsunuz. İki telefonun da arka kamerası aynı değerlere sahip olduğu için tek bir telefon üzerinden bu video kaydını yapıyorum ve iki telefon için de referans performans bu şekilde. Video ve görüntü hakkındaki görüşlerinizi de
yorumlar bölümüne bekliyoruz. POVA 5'in ön kamerasına baktığımızda f2.0 diyafram aralığına sahip 8 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında ise yine 2K çözünürlükte 30 fps video kaydı alabildiğini görüyoruz. Sesimi şu an Tekno POVA 5'ten duyuyorsunuz. Etraf epey gürültülü, bir trafik akışı var yan tarafta, yağmurlu bir havadayız. Ve ses performansı bu şekilde, görüntü performansı da gördüğünüz gibi. Sesimi şu an Tekno POVA 5 Pro 5G'den duyuyorsunuz. Ön kamera performansı görüntü anlamında bu şekilde ve ses deneyimi de işittiğiniz gibi, yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. POVA 5 Pro 5G'nin kamerasına baktığımızda ise küçük kardeşinden çok farklı olmadığını görüyoruz. Telefonun arka kamera kurulumu POVA 5 ile aynı yani. Ancak ön kamerada farklar var. Ön tarafta 8 megapiksel yerine 16 megapiksellik bir kamera tercih edilmiş. Yani POVA 5'ten farklı olarak ön kamerada çekim yaparken bir miktar daha net fotoğraflar çekebildiğimizi görebiliyoruz. POVA 5'te 6.78 inç Full HD Plus ekran bizleri karşılıyor ve 120 Hz tazeleme hızıyla sizlere akıcı bir deneyim sunuyor bu ekran. Telefonun donanımından bahsederken arka planda oyun testini de görelim şimdi. Her zamanki gibi telefonun sıcaklık ve şarj durumuna bakarak başlıyoruz. Değerler ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Telefonun içerisinde MediaTek'in Helio G99 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci oynayacağımız oyunların hemen hemen hepsinde akıcı bir deneyim yaşamanıza fazlasıyla yeterli olacaktır. 8 artı 8 olacak şekilde toplam 16 GB RAM kapasitesi olduğunu da belirtelim. Peki bu ne demek? Normalde 8 GB RAM ile çalışan telefon yüksek RAM kapasitesine ihtiyaç duyulduğunda hafızasından 8 GB RAM daha ekleyerek toplam 16 GB olarak çalışmaya başlıyor. POVA 5'in donanım kısmında en çok dikkat çeken özelliklerden biri de batarya kapasitesi arkadaşlar. Tam tamına 6000 mAh'lik bataryayla donatılan telefon aynı zamanda 45 Watt süper hızlı şarjı da destekliyor. 10 Watt gücünde de tersine şarj edebilme yeteneği bulunuyor bu telefonun. Bu özellik zor anlarda telefonunuzu başka birinin cihazı ya da yanınızdaki kulaklık, saat gibi aksesuarlar için powerbank olarak kullanabilmenizi de mümkün kılıyor. POVA 5'te telefonun yönünü çok daha keskin hareketlerle kontrol etmenizi sağlayan donanımsal bir jiroskop da yer alıyor. Bu da jiroskop kullandığınız oyunlarda ekstra avantaj getiriyor size. Bu sırada POVA 5'in oyun testi sonucunda ne kadar şarj tükettiğini ve sıcaklık değişimini de görüyoruz. Bence bu fiyattaki bir telefon için gündelik veriler oldukça yeterli duruyor. Gelelim POVA 5 Pro 5G'ye. Ailenin büyük abisinde bizleri yine 6.78 inçlik Full HD Plus ekran karşılıyor. Yani iki telefonun bu ekran dahil pek çok benzer özelliğe sahip olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. POVA 5 Pro 5G'nin küçük kardeşine göre fark yarattığı bazı önemli noktalar da elbette var ve bunlar tasarımdan, görünümden, ekrandan ziyade performans tarafında karşımıza çıkıyor. Bu kez POVA 5 Pro 5G'nin sıcaklık ve şarj değerlerine bakıp kendisine de bir oyun testini alalım. Bu sırada size performans ve o farklı olan donanımından bahsedeyim. POVA 5 Pro 5G'de küçük kardeşinden farklı olarak 6 nanometre mimarisiyle üretilmiş MediaTek'in Dimensity 6080 işlemcisi yer alıyor. Tıpkı kardeşi POVA 5'te olduğu gibi abisinde de 8 GB RAM var ve oyun gibi yüksek performans gerektiren işlemlerde bu RAM 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. POVA 5 Pro 5G'de kardeşinin bataryasından daha küçük bir batarya olan 5000 mAh batarya kullanılmış. Ancak bu batarya 68 Watt süper şarj desteğine de sahip. Böylece telefonu 15 dakikada %50'ye, 45 dakikada %100'e ulaştırıyoruz. Bir de her iki telefonda da oyun performansını arttıran iki güzel teknoloji var. Bunlardan ilki STS teknolojisi arkadaşlar. Bu teknoloji sayesinde bataryada oluşabilecek olumsuz senaryolar, örneğin kısa devre gibi olayların yaşanmasının önüne geçilebiliyor. İkinci teknolojimiz ise keşke bütün akıllı telefonlarda yer alsa dediğimiz bypass özelliği. Bu sayede şarja taktığınızda telefonu oyun oynarken ya da video izlerken bile bataryaya güç binmeden telefonu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Peki nasıl oluyor bu? Telefonu şarj etmek için prize taktığınızda gelen elektrik akımı doğrudan batarya yerine doğrudan anakarta aktarılıyor. Bataryaya ise daha küçük oranda bir güç aktarım yapılıyor bu sırada. Yani bu bypass teknolojisi sayesinde telefon prize takılıyken tükettiği gücü doğrudan prizden alıyor. Bu sayede batarya ısınmadan sakin sakin şarj olurken siz de telefonu full performans kullanabiliyorsunuz. Yani oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz, video izleyebiliyorsunuz. Özetle mobil oyun tutkunları POVA 5 Pro 5G için ciddi anlamda düşünülmüş arkadaşlar ve bu telefon ona göre geliştirilmiş. Ha bir de güzel
güzel bir noktası daha var bu telefonların. Her ikisinin de arkasında ultra büyük ısı dağıtım alanı olarak belirtilen 2820 mm karelik buhar hazneli soğutma sistemi var. Peki bu ne işe yarıyor? 10.159 mm karelik grafin paneller kullanılarak üretilmiş bu alan. Oyun oynadığınız anlarda ısınma problemini ciddi şekilde ortadan kaldırıyor. Hazır bataryadan ve ısınmadan söz etmişken gelin bir oyun testinin de sonucuna bakalım. Az önce bahsettiğim teknolojilerin etkisini ekranda net şekilde görüyoruz dostlar. Bugün hep birlikte Tekno'nun batarya ve oyun odaklı akıllı telefonları POVA 5 ve POVA 5 Pro 5G'ye yakından bak. İki cihazın da asgari ücretin altında fiyatlarda olması sevindirici bir haber bence. Küçük kardeş POVA 5 10.000 TL civarında bulabileceğiniz bir telefon. Abisi POVA 5 Pro 5G'de şu anda 16.000 TL civarında. Fiyatlarına yine siz bir bakarsınız dostlar. Linki açıklamaya bıraktık. Açıkçası ben bu telefonları kendi fiyatlarına ve sunduğu özelliklere göre oldukça başarılı buldum. Tabii sizin fikirlerinizi ve yorumlarınızı da aşırı merak ediyorum. Bunun için videonun yorumlar bölümüne gidip fikirlerinizi lütfen belirtmeyi unutmayın. Ayrıca incelememizi istediğiniz başka ürünler varsa bu önerilerinizi de bekliyoruz. Bir başka videoda görüşünceye dek videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.